Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa Konseyi 17. Spor Bakanları toplantısı vesilesiyle Antalya'dayız. Ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birinde hakikaten hem turizmiyle hem spor turizmiyle marka bir ilimizde bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Tabii hepimizin malumu spor sadece bir oyundan ibaret değil. Geldiği nokta itibariyle spor büyük bir endüstri. Spor birleştiren, iyileştiren, rehabilite eden bir güç. Ve bununla birlikte bir diplomasi aracı. Biliyorsunuz kamu diplomasisi dış politikanın önemli alanlarından biri. Ama gelinen süreç ve çalışmalar itibariyle biz spor diplomasisini de bu anlamda çok ama çok kritik, önemli bir enstrüman olarak görüyoruz ve bu çerçevede de biliyorsunuz özellikle bakanlık olarak pek çok çalışmamız var. 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet süreci itibariyle bakanlığımızın yeniden yapılanması sürecinde özellikle dış ilişkiler ve uluslararası organizasyonlar birimimizi kurduk ve bu çerçevede de hem uluslararası alandaki çalışmaları güçlendirme hem bakanlığımızın yurt dışı teşkilatını kurma noktasında adımlar attık. Tabii Türkiye'nin dış politikada özellikle yüklendiği misyon tarih boyunca milletimizin bu anlamdaki öncü misyonu her açıdan bir liderliğin, her açıdan güçlü bir diplomasinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ve çok canlı şahidi olduğumuz son süreçler, işte tüm dünyanın kilitlendiği, umutsuzluğa sevk edildiği bir anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan bir vizyonla, somut bir çabayla tahıl koridoru bunun en yakın, en açık örneklerinden biridir. İşte bu çerçevede Türkiye spor altyapısıyla işte Antalya'dayız ama sadece Antalya değil Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerimiz bir yanda kış sporları, bir yanda su sporları. Her ilde dünyanın modern tesis altyapısına sahibiz. Salonlarından sem sahalarına, jimnastikten atletizme, atletizmden yüzmeye, buz sporlarına kadar her alanda devasa bir altyapı. Bu altyapıyı kullanmak ve bu çerçevede özellikle spor alanındaki organizasyonlara ev sahipliği yapmak zaten artık bizim bu anlamdaki markamızı pekiştiren unsurlar. İşte bu buluşma 17. Avrupa Konseyi Spor Bakanları buluşması yine bu anlamda gelinen önemli bir aşama biliyorsunuz. İlk kez ülkemizde Avrupa Konseyi Spor Bakanlarını bir araya getiriyoruz. Ve 45 ülke ve bununla birlikte 30'dan fazla uluslararası kuruluşun Türkiye'de bir araya gelmesi ve iki ana temayı konuşacağız burada. Birincisi pandemi sonrası sporu konuşacağız. Pandemi sonrası spor gündemini konuşacağız. Bu süreçte nasıl sporu bir unsur olarak bir güç olarak değerlendiririz. Bunları masaya yatıracağız. Ve bununla birlikte diğer bir temamız özellikle sporun erişilebilirliğini artırma. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler açısından sporu nasıl daha erişilebilir kılarız? Bununla ilgili yeni pencereler açacağız. Yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ve inanıyorum ki Türkiye'nin her zamanki gibi birleştirici misyonuyla her zaman güzelliklere, iyiliklere ev sahibi yapmış ve bunu tüm dünyaya mesaj olarak aykırmış, taşımış bir milletin evlatları olarak yine bu güzide topraklardan tüm dünyaya sporun birleştirici gücüyle, iyileştiren yönüyle yine bir güzel mesajı spor diplomasisi yoluyla aktarmış olacağız. Derlerdi ya hep. Yetenekler heba oluyor diye. Artık o dönemler geride kaldı. Yeteneklerin hep
tesadüfe bırakıldığı dönemler geride kaldı. Bilimle, işbirlikleriyle, birebir takiple, teşvikle, destek olarak, ön açarak sporcuyu destekleyen bir hükümet politikamız var. 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor odaklı, sporcu odaklı, genç odaklı bir siyaset anlayışı var. Ve tabii bunu biliyorsunuz dış dünyada da, dış politikada da, insan odaklı anlayışla, spor diplomasisiyle de inşallah daha farklı noktalara taşıma gayretimiz var. İşte bu birliktelik Spor Bakanlığı'nın Türkiye'de toplanması konusunda bu yönde atılmış önemli bir adım. Ben bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine bu toplantı sürecinde spor müsabakalarında manipülasyonun önlenmesine yönelik bir uluslararası işbirliği anlaşmasını da yine bu konferansın neticesinde ülkeler olarak inşallah akdedeceğiz.